Evet arkadaşlar, Kıbrıs'tan merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi biz akşam ettik, baya akşam ettik, 6'yı biraz geçiyor, spora gidiyoruz. Bir güzel vlog başlatalım dedim. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz ve biz şimdi kaçarız. Nereye kaçarız? Nayka Spor Salonu'na gidiyoruz. Bir saatlik bir spor maratonumuz var. Ben hafif yapıyorum, konu mankeni pozisyonundayım. Meral'in bugün güzel bir spor yapması gerekiyordu. Birkaç gündür o tek yapıyor, grup sporunu yapıyordu, ben yapmıyordum. Şimdi ben de işte birazcık sağa sola, yani dostlar alışverişte görsün derler, nasıl derlerse, onunla beraber gidip sporumu yapacağım. Akşam yemeğimiz var, tavuk haşladık Meral'in diyeti için. Aynı zamanda dün yaptığım, neydi adı, bamya. Çok yapmam, çok bilmem, çok şey yapmam ama annem dün bizdeydi. Ona sordum, danıştım, ne oldu, taze bamya yemeği yaptım. O var, pilav var biraz da yanına, salata da yaptık mı? Bize akşam yeter. Şimdi Meral'le gidelim, sporumuzu yapalım ve tekrar eve gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Görüyor musunuz? Sürekli burada. Sürekli burada böyle yatıyor, gözleri de yemyeşil. Nerede kaybettim? Gözleri de yemyeşil. Ve tabii bir tane de burada. Arkası dönük. Şöyle yapalım. Kuyruğundan tutup çekmek lazım. Minna, senin de mi gözün yeşil? Hepiniz mi yeşil gözlüsünüz? O yüzden yeşil gözlüler için kedi gözlü diyorlar. Kedi ve rahatı. Rahatı ve kedisi. Ve gitti. Ağır ağır kendine geldi. Tekrar çiçek açmaya başladı. Dibine biliyorsunuz toprak dolgusu yapmıştık. Pembeleşenler var, kızaranlar var. Ve biberlerim. Şimdi onlardan birkaç tane ürün alacağım. Kız kardeşime götüreceğim. O yağlı domatesli biber turşusu yapacaktı. Bunları da ona götüreyim. Bunları da içine koysun. Evet arkadaşlar. Şimdi biz spordan geldik. Oh, bir böcek var. Şuraya hoşuma gitmedi. Neyse. Sporumuzu yaptık. Geldik. Arkadaşlar. Öğlen koymuştu kızım. Saat 1 gibi. Piştiler ama şimdi ben tekrar ısıtacağım. Tavuklarımızı ısınacak. Salatamızı yaptım. Tabii yağını dökmemiştim. Az bir miktar. Zeytinyağı koyuyorum. Da bir de şişenin dibinde az koyacağım diye devirip çok koymak istemiyorum. Bir de tuzumuz kaldı ve de limon. Evet, bir de limon sıktık mı? Oh mis. Bu şekilde. Meral de duştan çıksın, rahatlasın. Oturalım, yiyelim. Bir de bamyam var. Ümit bamyayı seviyor. Bir de bamyam var. Pilavla onu vereceğim. Ümit de yesin. Yani bamya, pilav, salata, yoğurt ve tavuk. Diyet eksik olan bir ürün yok. Arada diyet ekmeğimiz de var çünkü. Bunlar bugünkü hasılat arkadaşlar. Tatlı biberler, acı biberler, kıl biberler, domatesler. Bu mısırları da böyle soydum. Yenir mi yenmez mi bilmeden soydum. Ama soyma işini yaparken bir şey fark ettim. Şimdi size onu da göstereceğim. Şu gördüğünüz mısır tanesi burada yapışılıydı. Buradan koptu. Buradan kopardım. Tıpkı bunun gibi. Tam buradaydı arkadaşlar. Açtım. Kırdım.
böcek çıkıyor sanki içinden. Evet. Ümit gel bak. Gözde görülmüyor, Ümit telefonda görülür. Gel gör böceği. Karınca değil. Vay be. Gördün? Bak. Görünüyor mu nokta yine? Vay lan va. Kocaman. İlginç. Kocaman. Kocaman görünüyor. Ama o kadar değil. Şimdi hazırlandık. Bahçeden topladığım biberler vardı. Biberlerimi de aldım. Meral'e de bir bay bay. Kendimi çekiyorum anneciğim. Saçından havlu düşüyor. Renklileri koy anneciğim makineye. Sonra unutuyoruz. Kirli sepetini de kontrol et. Buralar karanlık. Nazlı'nın şeyle patlıcanları hiç büyümemiş. Benimkiler de benim boyuma geldi. Evet arkadaşlar. Aleyküm selam. Şimdi biz kız kardeşine gidiyoruz. Pazar günü doğum günümüz var. Bakalım bir ihtiyacı var mı yok mu soralım. Bütün gece çamaşırı serdim. Sabahleyin gördüm manzaraya bak. Kirlendi yetmedi. Bir de bu hale geldi. Açmadan konuşmaya başlamak. Arkadaşlar merhaba. Kıbrıs'tan merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Yok mu hoş geldiniz? Merhaba yok mu? Melül melül bakan bir Meral'le. Melül melül bakan bir Meral ve öylesine bakan bir kocam var. Merhaba yok mu Ümit? Merhaba, kıbrısına merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bari kanalımıza deseydin. Ne olacak, bu senin kanalın artık. Ümit Ersenler'in kanalından herkese merhaba. Kanalıma dedi, kanalıma demedi. Kanalıma dedi. Hayır, kanalıma. Kanalıma dedi. Dinleriz sonra kim haklı kim değil, siz de başa sarıp dinleyin. Şimdi biz yola çıktık. Işıklarda durduk, video çekmeye başladık. 2 ve 0 gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Meral'cim. Sonra polis izler falan. Nereye gidiyoruz? Ütüm bozuldun. Ütümü aldığım yere servise göndermeleri için götüreceğim. Çünkü servisleri nerede bilmiyorum. Kendileri bilirler, götürürler. Oradan alırım. Ütüsüz de yapılmıyor. Ütümüzü götüreceğiz. Oradan sonra da kapalı mıdır değil mi de birkaç butik var, göreceğiz, gezeceğiz. Kızıma hala daha bir kıyafet almadık. Kıyafetini de alalım da bu yaz sıcaklarında alışveriş yapmaktan kurtulalım. Orada görüşürüz arkadaşlar. Bakmadan konuştuk ama gerçekten. Evet arkadaşlar merhaba. Satıp buldum tam karanlık çökmeden. Bir video çekimi yapayım dedim. Çünkü bahçe böyle çok güzel. Ümit Bey burada kahvemizi içtik. Tam hava karardı, kararacak. Yüzüme de ışık vurunca evet bu anki bu aydınlatma hiç yoktan iyi geliyor bana. Bugün alışverişe çıktık ama orada çek, burada çek. Zaten abiye aldığımız için çok çekme tarafları değiller. Abiyeyi askıda çekmemize izin verip üzerimize çekmemize izin bile vermiyorlar. O yüzden çok çekim yapamadık, oyalanamadık. Kimsenin hakkına kul hakkına da girmek istemedim. Arabada da yapsak hiçbir anlamı yoktu. Yani... Biz kendi kendimize gittik ama güzel haber. Abiye'yi bulduk. Fiyatı da iyiydi. Çok ucuz değildi ama pahalı da değildi. 550 liraya aldık. Güzeldi. Güldencime de burada mutlu haberi verebilirim ki istediğimiz tonda, yani senin istediğin tonda çok güzel bir abiye bulduk. Bir tek boy uygulaması için, boyunu kısaltmak için bir topuklu ayakkabı ayarlayacağız. Evdekilerden mi dışarıda bulacak mıyız istediğimiz renk? Çünkü siyah giyilmez tabii ki. Ama nötr renklerde uygun bir şey bulacağız. Evde de var bir tane uygun. Dışarıda bulamazsak evdekini giyecek. Yine bir mezuniyet için aldığımız elbiseye çok uygundu. Şu anki elbisemize de hiç yoktan uyar.
Ama direkt ona göre yaptırmak istemedik. Önce güzel bir ayakkabı alalım. İleride o elbiseyle devamen giyer diye düşünmüştük. O yüzden önce bir ayakkabı arayışına çıkacağız. Daha süremiz var. 15 Eylül. Güzel oldu. Kızıma da güzel yakıştı. O yüzden orada burada çekim yapamadım. Yeğenlerimin doğum günüsü biri geçen haftaydı. Bir de iki hafta sonra kızımdan sonra ama babacığımız Türkiye'ye gideceği için. Şöyle kaldırayım gözümde çıksın. Babacığımız Türkiye'ye gideceği için. Babası Türkiye'ye gideceği için. Bu pazar yapacaklar doğum gününü. Ben de ona bir hediye aldım. Abimize de hediye aradık ama orada istediğimiz size'ı bulamadık. Küçükler için vardı. Bizim oğlumuz artık 8 yaşında. Büyükler için hiçbir şey bulamadık. O yüzden ona da doğum günüsünde alacağız. Doğum günüsüne daha 2 ay. Doğum günüsüne ne ya? Doğum gününe daha 2 ay var. Doğum gününde ona da hediyesini alırız. Onlarla beraber bir vermek istiyordum ama bulamadım. Bir şey değil. Çünkü 8 yaş ve üzerini bulamadık orada dediğim gibi. Bundan sonra onun için de bir arayışa girerim Meral için alışveriş yaparken. Ütüm bozulmuştu. Halos'a gittim. Halos'ta Zanussi miydi benim? Hep karıştırıyorum. Orada gittim Kenwood dedim. Ne alakası varsa. Neyse ama Zanussi'ydi galiba benim ütüm. Servise pazartesi günü yollayacaklarını söylediler. Numaramı alıp üzerine etiketlediler. Şimdi et, tavuk, balık, köfte bir şeyler yememiz gerekiyor. Veyahut da sebze. Tavuktan sıkıldık. Köfte canımız istemiyor. Eti hiç yemiyor zaten Meral öylesine. Sebzeydi, bamyadır, fasulyedir, taze börülcedir, dolmadır. Dolma yemez de yememişti zaten. Çok yedik. Yani çok yedik de bunları üst üste yedik. Bizim canımız bir şey istemiyordu. Yapamadığımız diyetimize uygun bir tek şey vardı. Kahvaltıda Meral'in yumurtayla, peynirle, böyle gabirele, bir dilim ekmekle, salatalık, domates gibi basit bir kahvaltı. Kornfleks yemekten kahvaltı yapamıyoruz. Ümidi de bugün kornfleks yedirdim. Eşim de çok kahvaltı yapamıyor. O hep sandviç. Sandviççi zaten. O yüzden şimdi bir kahvaltı sofrası hazırlayacağız. Zeytinimiz olacak, reçelimiz olacak minimal Ümit için. Meral'e reçel yok. Meral'e pekmez yok. Meral'e tereyağı yok. Kız yağda yumurta yok. Sucuklu tost yedi bugün öğlen zaten. Şimdi de bir dilim gabirayla, mis gabiramızla bir tane yumurta, domates ve salatalık yedireceğim. Aç değilim dedi gitti. Ben de dedim annem yumurta ne zaman pişer dedi. Aç değilim dedi gitti. Yumurta geç pişer bana ona göre haber ver dedi. Dedim yumurta pişti. Soğumaz. Sıcağında bırakacağım. Ama çayımı koyayım demlensin dedim. Bugün biz bizeyiz. Kendim kıyafet aramıyorum dedim. İki tane tulum denedim bugün ama kol problemi yüzünden yine alamadım. Buna çözüm bulamıyorum. Bunu bir aşarsan herhalde dünyanın en mutlu insanı olur muyum? Ya bu kadar küçük bir şey değil. Dünyanın en mutlu insanlığına sığmayayım. Dünyanın en mutlu insanı yapacak şey ben herhalde evladımın mutluluğu, sağlığı, sıhhatidir. Yani kollarım. Vazgeçtim. Bu kadar basit değildir herhalde benim. Tamam basit şeylerle mutlu olurum ama bu kadar basit değildir. Evet arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olalım. Günden güne gelişen, büyüyen bir kanal olmak, tutulmak, sizlerin sevgisini kazanmak istiyorum. Neden? Neden böyle kapısında bir kanal olmasın? Evet, takdir sizden. Abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın. Bahçemizin keyfini çıkaralım. Karanlık çıkmıyor diye şey yapıyorduk. Evet karanlık çöktü. Şimdi kendi karanlığım. Meralciğim. Biberlerim dalından sofraya. Bunlar benim kıl biberlerim. Acı. Benden başkası yemiyor tabii. Biraz önce de söylediğim gibi Meral'in yumurtalı kahvaltısı. Sabahları yapmadığımız kornfleks yediğimiz için bu hafta yapmadık yani en azından. Gerçi bu hafta başlamamız gerekiyordu buna. Ümitcan, kapat da gel istersen. Sonra açarsın. Ya da kısağa koy. Serin havada çay gerçekten güzel koktu annem ha. Hadi. Tamam afiyet olsun. Baban da gelsin.